Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde öğrenme türleri konusuna birlikte bakıyoruz. Evet arkadaşlar, öğrenme türlerine baktığımızda karşımıza koşullanma yoluyla öğrenme, ki bu da kendi arasında klasik koşullanma ve edimsel koşullanma olarak çıkmakta. Klasik koşullanma en basit öğrenme türüdür arkadaşlar. Ki klasik koşullanmanın kurucusu Ivan Pavlov ve Pavlov'un köpekler üzerinde yaptığı deneyler. Edimsel koşullanmadaysa arkadaşlar biraz daha çaba gerektiren, biraz daha edim, gayret, bireyin, organizmanın çabasını gerektiren bir durum söz konusudur. Burada da Skinner ve fareler üzerinde yaptığı deneyler koşullanma yoluyla öğrenmenin iki alt başlığıdır. Bir diğer öğrenme türü arkadaşlar, deneme yanılma yoluyla öğrenme. Deneme yanılma yoluyla öğrenme de yine basit öğrenme türlerinden bir tanesidir. Hem insanlarda hem hayvanlarda deneme yanılma yoluyla öğrenme söz konusudur. Örneğin labirente bırakılan aç farenin yiyeceğe giden yolu denemeler yaparak, hatalar yaparak, geri dönüşlerle ulaşmaya çalışmasıdır. Deneme yanılma yoluyla öğrenme. İnsandaki örneği de bir soruda seçeneklerden, örneğin bir matematik sorusunda seçeneklerden yola çıkarak doğru cevabı X'i bulmaya çalışma. Deneme yanılma yoluyla öğrenmeye kas gücünün de katıldığı psikomotor öğrenme. İşin içinde deneme yanılma var. Fakat buna artı aktif şekilde kas gücü de ekleniyor. Etkin bir şekilde kas gücü de ekleniyor. Örneğin tüm spor faaliyetleri psikomotor öğrenmeye örnek olarak verilebilir. Örneğin bir şempanzenin pedal çevirmesinden tutun da yüzmeyi öğrenmeye kadar veya basketbolda iyi bir şekilde topu potaya atmaya kadar her türlü spor faaliyetinde aktif kas gücünün katıldığı öğrenme türü psikomotor öğrenme olarak geçiyor arkadaşlar. Bir başka öğrenme türü arkadaşlar, sosyal öğrenme. Sosyal öğrenmenin alt başlıkları da var aslında. Model alarak, modeli gözlemleyerek ve modeli taklit ederek. Şimdi şuna ayırmak gerekiyor arkadaşlar. Sosyal öğrenme sadece insanlara özgü. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Oysa bunun alt başlıkları olan model alma, gözlem yoluyla ve taklit yoluyla öğrenme insanlarla beraber hayvanlarda da görülen öğrenme türüdür diyebiliriz. Örneğin ne yapacağımızı bilemediğimiz durumlarda başkalarının ne yaptığına bakarak aynı davranışı taklit etmek yine sosyal öğrenme, model alma yoluyla öğrenmedir. Hatta her zaman sosyal öğrenme davranışa dönüşmeyebilir. Davranışın sonuçları kötüyse izlediğimiz modelde o davranışı öğreniriz fakat yapmayız. Örneğin ilkokula yeni başlayan bir çocuk arkadaşlarına bakar, birisi izin almadan dışarı çıktığında öğretmenden azar işitir. Ve şunu öğrenir: İzin almadan dışarı çıkmak kötü bir davranışmış. Bunu öğrendim. Ne yaptı? Bakarak, gözlem yoluyla öğrendi ve bu davranışı taklit etmedi. Halbuki başka bir arkadaşı parmak kaldırarak izin istediği zaman aferin aldığında o davranışı taklit edecektir diyebiliriz. Bir başka öğrenme türü arkadaşlar, bilişsel öğrenme. Diğer ismiyle zihinsel öğrenme. Bilişsel öğrenmede arkadaşlar işin içine kelimeler, kavramlar, bunların tanımları giriyor. Yani tamamen kelimelere, kavramlara dayalı, tanımlara dayalı, onların anlamlarını bilerek ortaya çıkan öğrenme türüdür ki işte bilişsel öğrenme sadece insana özgüdür diyebiliriz. Hatta insan öğrenmelerinin belki de %90'ından daha da fazlası bilişsel öğrenmeyle gerçekleşir diyebiliriz. Örnekler: karşılıklı konuşarak, ders dinleyerek, kitap okuyarak, gazete izleyerek, birini dinleyerek öğrenme bilişsel öğrenmedir. Çünkü kelimelerle iş yapılıyor zihinsel öğrenmede. Örneğin bir şempanzeye bir harf, bir kelime yazdırılabilir. Deneme yanılma yöntemiyle, psikomotorla, edimsel koşullanmayla yazdırabilirsiniz. Fakat o yazdığı kelimenin anlamını bilmesi mümkün değildir. Ya da bir papağana taklit yoluyla öğrenmede bir kelimeyi söylettirebilirsiniz. Söylediği zaman ödüllendirirsiniz örneğin. Fakat o söylemiş olduğu kelimenin anlamını bilmesi mümkün değildir. Çünkü o kelimeyi kendisi üretmemiştir. Sadece teypten aynen kopyasını, bir kayıt cihazından aynen taklidini bir cihazdan dinliyormuşuz gibidir. O yüzden bilişsel öğrenme sadece insana özgü olan öğrenme türüdür. Öğrenmelerimizin çoğu da, edindiğimiz bilgilerin çoğu da bilişsel öğrenmedir. Bir başka öğrenme türü arkadaşlar, örtük ya da gizil öğrenme. Bunun hem diğer ismi hem de tanımında şöyle bir ifade görürüz arkadaşlar. Farkına varmadan öğrenme. Çünkü bazı şeyleri öğrendiğimizin o anda farkına varmayız. Bilmiyoruz dediğimiz halde bir bakmışız ki dilimize dolanmış. Örneğin hiç ilgimizi çekmeyen, hiç dikkatimizi çekmeyen bir reklam sloganı veya bir reklam melodisi. İşte o anda bilmememize rağmen veya sürekli tekrarlanan bir şarkı, hiç hoşumuza gitmese de dikkatimizi çekmese de sürekli tekrar eden bir kelime, şarkı, şiir, bir bakmışız ki öğrendiğimizin farkına sonradan varıyoruz, bilmiyoruz dediğimiz halde. Çünkü burada motivasyon yok denecek kadar az, öğrendiğimizin farkına bile varmıyoruz. Ve bir başka öğrenme türü arkadaşlar, kavrayış yoluyla veya sezgisel öğrenme. Örtük öğrenmede öğrenmenin farkına birdenbire varıyoruz. Birden ortaya çıkıyor. Kavrayış yoluyla öğrenmede de birdenbire bir ortaya çıkış var. Fakat burada tam tersine motivasyon en üst düzeyde. Adeta bir zeka pırıltısıyla üzerine yoğunlaştığımız konu hakkında ilginç bir çözüm bulma veya problemi çözecek sonuca ulaşma. Örneğin geometri sorusu çözerken birkaç deneme yaptık, olmadı. Fakat diyoruz ki, şuraya bir paralel çizdiğimiz zaman tamam buldum, şunlar eşit olur dediğimiz anda işte o birden ortaya çıkması, şimşeğin çakması adeta, buldum ifadesi kavrayış yolu öğrenmenin ifadesidir. Tüm öğrenme türlerine baktığımız zaman arkadaşlar hemen hemen hepsi hem insanlarda hem hayvanlarda var. Sadece bilişsel öğrenme insana özgüdür. Halbuki diğerlerin hepsinde hayvanlarda da örnekleri var, insanlarda da örnekleri var. Örneğin şempanze iç içe geçen çubukları gördüğü anda orada şimşek çakıyor ve o uzattığı sopayla, birleştirdiği sopayla yiyeceği aşağı çekmesini başarıyor. Kavrayış yolu öğrenme de buna örnektir. Fakat insan öğrenmelerinde ağırlıklı olarak bilişsel öğrenme ağır basmakla beraber diğer unsurlar adeta onu destekleyici özelliğe sahiptir. Örneğin bir çırağın işi öğrenmesinde ustasının dediklerini dinlemesi vardır bilişsel öğrenme. Kendi kendine yapmış olduğu denemeler, yanılmalar vardır doğruya gitme anlamıyla, deneme yanılma. Ustasına bakarak, modeli gözlemleyerek taklit etmesi vardır. Zeka gerektiren bir durumda bir çözüm yöntemi ortaya çıkarır. Veya hiç farkına varmadan nasıl öğrendiğine kendini de şaşırdığı gizli öğrenme vardır. Zaten çırak iş öğrenirken kasları aktif şekilde çalışıyor, psikomotor öğrenme var. Doğru yaptığı zaman ödül, yanlış yaptığı zaman belki de ceza alacak edimsel koşullanmanın etkisi var. İşe başlar başlamaz hemen zil çalmasıyla otomatik olarak davranışları var. Yani çırağın işi öğrenmesinde bunların hepsinin etkisinin olduğunu görebiliyoruz. Çoğu insan öğrenmelerinde de aynı şekilde bilişsel öğrenmeye diğer etkenler destek olucu özelliğe sahiptir diyebiliriz. Evet arkadaşlar, özetle öğrenme türlerine baktığımız zaman hem insanlarda hem hayvanlarda öğrenmenin birden fazla yöntemle aslında gerçekleştiği, hayvanlarda sadece bir iki yöntemin aynı anda kullanıldığı veya bir yöntemin bir keresinde kullanıldığını gözlemliyoruz. Ama insan öğrenmelerinde aynı anda birden çok öğrenme türü beraberce devreye giriyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.